arkadaşlar. 25 Eylül 1 Ekim haftasında yatırım araçları neler bekliyor? Bunlarla ilgili videomda sizlerle beraberim. Bu hafta gökyüzünde bir gezegen geçişi meydana gelmeyecek. Ancak haftanın en önemli olayı 29 Eylül günü gerçekleşecek olan Koç burcundaki Dolunay. Tabii şimdi Dolunay'ın spesifik olarak yatırım araçlarını kendi astrolojik haritalarına yapacağı etkiler söz konusu. Bunu biraz sonra yatırım aracı bazında yapacağım değerlendirmenin içerisinde anlatacağım. Ancak bir yandan da birkaç tane gezegenin birbiriyle yapacağı önemli görünümler söz konusu. Yani yatırım araçlarını etkileme anlamında söylüyorum bu görünümleri. Bir kere öncelikle Lilith bu haftadan sonraki hafta, yani Ekim'in ilk haftası 3 Ekim civarında Başak Burcu'na geçiş yapacak. 8 ay kadar sürüyor normalde her bir geçişi, artık biliyorsunuz diye düşünüyorum. Sürekli video çekiyorum çünkü bununla ilgili. Dolayısıyla bu yüzden Lilith bu hafta 29 dereceler, yani en aktif etkisini göstereceği derecelerde yer alacak. Bir de Aslan Burcu'nda olduğu için otomatikman riske girme etkisini, yatırım yaptırtma etkisini, güç patlamalarını falan, bunları çok fazla artacak bir etkisi var. Bir yandan da Aslan Burcu'ndaki retrosunu bitiren ve yavaş yavaş hızlanmaya başlayan Venüs de bu hafta bir şekilde hızlanarak Lilith'e doğru yaklaşacak. O yüzden özellikle hafta sonuna doğru Lilith ile Venüs arasındaki bu yaklaşma etkisini çok bariz bir şekilde göreceğiz. Çok fazla kişi Perşembe, Cuma günü yatırımlara daha da fazla riskle girmek isteyebilir. Tabii de Koç Dolunay'ının vereceği etkiler de söz konusu. Koç da agresyon ve acelecilikle alakalıdır. O yüzden Perşembe, Cuma günü lütfen öncelikle bu etkiye bir dikkat edin. Yatırımlarla ilgili de bir takım değişimler olduğu zaman biraz kendinizi frenleyerek hareket etmeye çalışın. Bunu öncelikle belirteyim. Haftanın başında Pazartesi, Salı günü Güneş'e, Satürn ve Güneş'e Plüton arasında az görünümler söz konusu. Bunlar yatırım araçları büyük ihtimalle benim tahminimce birçoğuna olumlu etkiler yapacak diye düşünüyorum. Fakat bir yandan da hafta boyunca yine etkin olan Mars'la Chiron arasında bir gerginlik durumu söz konusu. Bu etki de özellikle bu hafta politika ile ilgili çok önemli, hem dünyayı etkileyen hem de bizleri etkileyecek olan, yani uluslararası politika ve ülkemizle alakalı politikanın yatırım araçlarına çok fazla etki yapabileceğini gösteren durumlara dikkat çekiyor. O yüzden politika kaynaklı yatırım araçlarında değişik görünümler meydana gelebilir ama bunların hemen biz bence etkisini hissetmeyeceğiz. Dediğim gibi büyük ihtimalle bu Dolunay'a doğru, haftanın sonuna doğru biz bunu daha çok hissedeceğiz diye düşünüyorum. Nitekim Cuma ile Pazar arasında Mars ve Uranüs arasında bir etkileşim var. Bu da bir anilik göstergesi. Demek ki Cuma ile Pazar, hatta Perşembeden itibaren biraz yatırım araçları mercek tutmamızı gerektirecek durumlar olacak diye düşünmekteyim. Şimdi yatırım aracı bazında bir değerlendirme yapayım. Kısa kısa anlatayım sizlere bu anlattığım etkilerden yatırım araçları nasıl etkilenebilirler diye. Dolar açısından bir değerlendirme yaptığımda büyük ihtimalle bu hafta dolarda çok devasa bir yükseliş kısa vadede gerçekleşmeyecek diye düşünüyorum. Ancak ederinin olması gereken değerinin, yani ne olacağı ile ilgili, ne olması gerektiği ile ilgili çok fazla konuşmalar dönecek diye düşünüyorum. Bu bir süredir oluyor. Kimse diyor ki işte bunun 30 olması lazım. Kimi diyor 40 olması lazım. Yok 45 olması lazım. Herkes kendisince, özellikle finans uzmanları, bu hesaplamalar yapıyorlar. Konu yine bu hafta bence bayağı bir konuşulacak dolarla ilgili. Olabildiğince de sabit tutulmaya çalışılacak ekonomi yönetimi tarafında diye düşünüyorum. Ancak Cuma günü Dolunay'dan bence doların astrolojik haritası da etkilenecek ve Dolunay'da dolarda bir anlık değişim söz konusu olabilir artış yönünde ve bu artışta da, bu olası artışta da bence politik gündemin çok aktif bir şekilde etkisi olacağını düşünüyorum. Euro açısından değerlendirdiğimde Euro'nun astrolojik haritasına göre Pazartesi ile Çarşamba günleri arasında nispeten geçen haftaya göre daha olumlu etkiler var. Cumartesi Pazar günü Euro'nun kendi astrolojik haritası gökyüzündeki Uranüs'ten bir etki alacak. Tabi Uranüs işin içine girdiğinde genelde beklenmedik şeyleri gösteriyor. Yani artış beklerken düşüş oluyor. Düşüş beklerken artış oluyor ama Pazartesi'nin genel diğer görünümlerine baktığında Cumartesi Pazar günü gerçekleşmesi muhtemel etkinin biraz artış yönü olabileceğini düşünüyorum ben şahsen açıkçası. Altın açısından değerlendirme yaptığımda, tabi şimdi ben altının astrolojik haritasına bakarken hem Fed'in haritasına bakıyorum, hem Ons'un haritasına bakıyorum, hem de Türkiye'deki altının haritasına bakarak ilerliyorum. Yani altının da çok fazla değişken söz konusu çünkü. Şimdi tabi öncelikle bu az önce bahsettiğim politik gündemler Fed'in astrolojik haritasında da var. Demek ki bu noktada Fed tarafında politik gündem olma ihtimali var. Bu da büyük ihtimalle Perşembe, Cuma günlerine denk gelecek. Yani biraz böyle dolarda bir değer artışı durum var.
bu etki büyük ihtimalle altının onzuna çok olumlu yansımayabilir. Perşembe, cuma günkü etkiler yani. Zaten aynı dönemde altınla alakalı Aslan Burcu'nda Lilith ile Venüs arasında bir yakınlaşma da meydana geliyor olacak. Yine bu perşembe, cuma günlerine denk geliyor da. Dolayısıyla hafta başında ons alakalı bir kıpırdanma meydana gelse de geçen haftaki düşüşün ardından perşembe, cuma günü tekrar bir geri çekilme gibi bir durum söz konusu olabilir. Gram açısından da bir altına baktığımda ise şimdi burada dolar etkisi var, ons etkisi var ama altının kendi astrolojik haritasına göre gördüğüm kadarıyla pazartesi, çarşamba günleri altının gramında daha olumlu etkiler var. Geçen haftaya göre diye düşünüyorum. Sonrasında her ne kadar dolarla ilgili cuma günü artış bekliyor olsam da belki de onzda meydana gelmesi muhtemel geri çekilişten kaynaklı pek altın gramında belki ederinde farklılık göremeyeceğiz diye düşünüyorum ama pazartesi, çarşamba dediğim gibi gram altınla ilgili bence olumlu etkiler var. Gümüş açısından baktığımda bence bu haftanın en olumlu etki alacak olan yatırım araçlarından birisi gümüş olacak diye düşünüyorum. Bence gümüş haftaya zaten özellikle salı günden itibaren bayağı olumlu başlayacak kanaatindeyim. Özellikle gümüş onzunda bence perşembe, cuma günü olumlu etkiler var. Şimdi hani altının onzunda olumsuz gibi görünen bir etki vardı Fed'den kaynaklı. Gümüşte ama bunun tam tersi olacak gibi görünüyor. Geçen hafta Fed'in yaptığı faiz artırımı sonrasında biliyorsunuz altının onzunda bir miktar geri çekiliş meydana gelmişti. Tahminen bununla alakalı bunun devamı gibi bir şey. Belki de politik gündem gibi bir şey altında olacak olan ama gümüşteki sanki biraz daha olumlu gibi. Yani orada bir sanki düşüş olmayacak. Öyle görünüyor. Yani haftaya genel olarak özellikle salı gününden sonra olumlu başlasa da perşembe, cuma günü bu olumluluk biraz daha iyi bir noktada olabilir. Yani biraz daha artış yönünde onzlu bir değişim görebiliriz. Tabii bu noktada dolarla ve yine bu onz değeriyle gümüşün gramının nereye gidebileceğine bakmak lazım. Çünkü geçen haftayı güzel geçirmişti. Gram gümüşün ötesinde tahminen bu onzdaki değişimi salı perşembe arasında gerçekten gözlemleyeceğiz. Yani bu onzdaki değişim gümüşün gramına yansıyacak. Öyle görünüyor. Salı perşembe günleri arasında. Ama cuma pazar günleri arasında alması muhtemel etki daha iyi. Yani şöyle söyleyeyim. Zaten o gün dolarda yükseliş bekliyorum cuma günü ben. Bir de üstüne onza da bir olumluluk görünüyor. Eğer bunlar düşündüğüm gibi gerçekleşirse demek ki biz perşembe, cuma günleri falan gerçekten gram gümüşte olumlu hareketler gözlemleyebiliriz piyasalarda. Her ne kadar hafta sonuna denk geliyor olsa da bu etki zaten anında yansıyor biliyorsunuz. Bitcoin ve Ethereum'a da şöyle kısaca baktım. Biraz da onlardan bahsedeyim sizlere. Bitcoin haritasında özellikle pazartesi günü olumlu anlamda öne çıkıyor. Ancak cumartesi günü bir belirsizlik durumu söz konusu. Sonraki günlerde haritasında bariz yok, yükselir veya düşer diyebileceğim bir durum yok. Ethereum açısından da bir kısa değerlendirme yapayım. Ethereum astrolojik haritasına göre salı çarşamba günü hani nispeten diyebileceğim bir olumluluk etkisi söz konusu. Diğer günlerde hani ne yükselir ne düşer diyebileceğim böyle bariz haritasına etki yapacak bir durum göremedim. Herhalde oralarda kalacak yani geldiği noktalarda kalacak diye düşündüm o yüzden. Benim bu haftayla ilgili yatırımlarla ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Dediğim gibi bu hafta zaten Dolunay olacağı için Dolunay'la alakalı mutlaka kanalımda bir canlı yayın yapacağım YouTube kanalında. YouTube canlı yayın şeklinde. Zaten sizler onun bilgilendirmesini yaparım. Büyük ihtimalle pazartesi akşam yapacağım diye düşünüyorum bu hafta. Artık orada da yeni yatırım veya diğer konular üzerinden de bana sorularınızı sorabilirsiniz katılmak isteyenler. Öncelikle YouTube canlı yayınında sonrasında da önümüzdeki haftanın yatırımlar videosunda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.